Ne var Aylin? Her istediğin zaman çıkıp gelemezsin. Emre'cim seni görmek istediğimde görebilmeliyim değil mi? Haftalardır doğru dürüst görüşemiyoruz. Ajansa da gelemiyorum. Dün de Leyla ile bayağı yakınız. Ya ben senden bu kadar uzakken onun o kadar yakın olması beni delirtiyor. Allah Allah. Anlaşıldı. Sen yeni oyuncağınla gayet mutlusun, unuttun beni. Oyuncak mı? Ne dediğinin farkında mısın sen? Doğru konuş. Sen tahmin ettiğimden daha çok etkilenmişsin o kızdan. Seninle bıçaklaşmamın Leyla'yla ilgisi yok ki. Sana karşı hiçbir şey hissetmiyorum artık. Aramızdaki de sadece iş ilişkisi. Buna sen karar veremezsin Emre'cim. Ben karar veririm. Ben senin sandığın kadar kolay lokma değilim. Boğazına takıldım. Dikkat et. Sen beni tehdit ediyorsun öyle mi? Yok, küçük uyarı sadece. Haftalardır o kızı kullanmak için yanındayım dedin bana. Acaba bunu Leyla bilse yüzüne bakar mı? Aylin. Emre'cim, beni öyle kolay silip atabileceğini zannediyorsan yanılıyorsun. Hem o kız kim, sen kim? Biz ikimiz aynıyız. Biz ruh eşiyiz. Artık bunu sen de kabullensen iyi olur. Ben seninle aynı falan değilim. İçimde kötü ne varsa ortaya çıkarıyorsun. Ama ben bütün bunlardan ibaret değilim ki. Leyla, o iyi adamı gördü bende. İşte aranızdaki en büyük fark bu. Can benim kardeşim. Ona kızgınım, evet. Ama sadece benim olanı geri alacağım. Öz kardeşimi üzmeden. Ve Leyla'nın istediği Emre olacağım. Emre'cim artık çok geç. Sen öyle biri değilsin. Ok yaydan çıktı bir kere. Olamayacağın bir şey için. Boşuna üzülme, yorma yani kendini. Hem madem iş konuşacağız, o kız bizim planlarımız arasında yoktu. Can'ın arkasından kuyusunu kazarken de kardeşin olduğunu düşünmüyordu. Bence sen ayağını denk al. Çünkü bir lafımla senin o sığındığın hayallerini yerle bir ederim. Kahretsin. Yok yok. Senin ağzında bakla ıslanmayacak belli. Söyleyeceksin sen. Söyleyeceğim tabii. Niye saklayayım ki? Ne söyleyeceksin ablacığım? Ben sana bir şey söyleyeceğim ama aramızda kalacak. Sanem artık lütfen bana güvenir misin ablacığım? Tabii ki de aramızda kalacak. Biz... Neyse boş ver ya. Sanem sen bana bir şey söylersen ben de sana bir şey söyleyeceğim ama. Biz Can'la sevgili olduk. Nasıl? Gerçekten mi? Tamam bak şimdi benim için telaşlanmaya falan başlama, tamam mı? Yok ablacığım, ben senin için artık kaygılanmıyorum bu konuda. Can Bey'in sana olan hisleri gerçek bence. Zaten bunu da defalarca kere ispatladı yani. Niye? Çok sevindim. Detayları anlat. Ne oldu? Dün gece elimi tuttu. Artık yeter dedi. Aa! Evet. Sen ne dedin? Ben ne diyeceğim? Ben hiçbir şey söyleyemedim. Dilim tutuldu çünkü. Ay sana. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sizin beraber olacağınızı biliyordum zaten. Ama bu kadar çabuk beklemiyordum tabii. Çabuk mu? Abla ben kurdeşen döktüm. Nesi çabuk bunun ya? Neyse ablacığım çok mutlu oldum inşallah. Gerçekten çok sevindim. Abla rüya gibiydi. Sanki beni bütün kötülüklerden koruyacak bir şövalye gibiydi Can. Beni nereye götürse ben gözüm kapalı peşinden gidecekmişim gibi hissettim. Seni bir yere mi götürdü yoksa? Eyvah. Sana eyvah. Yani artık şu muhasebeci finansçı kimliğini bir bırak ne olursun. Bir kalbin atsın senin de artık. Atıyor benim de kalbim. Bayağı iyi atıyor. Nasıl yani? Salim, Emre Bey dün bana açıldı biliyor musun? Nasıl açıldı? Ne dedi? Leyla gözlerimi senden alamıyorum dedi ya. İnanabiliyor musun? Ha sen bunu söyleyecektin bana. Evet. Aslında bir şey daha var. Ne var? Ya dün Emre Bey beni eve bıraktıktan sonra ben böyle tam arabadan inecekken bana doğru böyle eğildi. Öptü deme. Bana öptü deme şu anda. Evet öptü. Bayağı öptü. Bu ne hız peki? Değil mi ya? Bana da biraz hızlı geldi. Kendimi de mutlu hissediyorum yani. Bilmiyorum garip mi olmuş sence? Yo.
Sen şimdi benim ablamsın ya, ben seni herkesten kıskanıyorum. Ondan öyle oldu. İkimiz de ne gece yaşamışız. Evet ya, rüya gibiymiş hayatlarımızda, haberimiz yokmuş. Ay maşallah, nazar değmesin inşallah. Değmesin inşallah. Annem de kurşunu döker nazar değmesin diye. Annem diyorum, anlamaz inşallah. Ay inşallah, felaket olur yoksa. Hadi kalk otobüs gel. Çok çaktırmamamız lazım. İkimizin de beden dilinden anlaşılıyor. Yani şey mi diyorsun? Cansanem'i Emre Bey'e de Leyla'yı ediyorsun. Hı, ayrı ayrı. Son model arabalarla. Ah, yalnız var ya, ne güzel gelin arabası olur onlardan. Kız bizim çiçek için Nazmiye de söyleriz. Böyle bir güzel süsler. Ay masallardaki gibi. Estağfurullah Melihat. Ne alakası var? Ne gelin arabası ya? Hem niye bırakmasınlar? Patronları değil mi? İşi geç bitmiştir. Bir iyilik yapmıştır, bırakmıştır. Ne var bunda yani? Ha. Ayrı ayrı arabalarla. Hı? Baş başa. Yani sırf iyilikten diyorsun. Ha. Sen niye tek arabayla bırakmadılar mı diyorsun? Yo, ben demiyorum hayatım, sen diyorsun. Yani düşün, sen böyle düşünürsen artık oha. Düşün ya millet neler neler der. Neler der? Aman neler der canım. Kız sen bizim Gül'ün kızını hatırlamıyor musun? Ayol kızcağız her gün aynı dolmuşta işe gidiyor diye... ...kızın adını çıkardılar diye şoförle. İşte öyle bir mahalle burası yani, aman aman. Estağfurullah, dilleri kopsun. Aman boş ver. Ne derlerse desinler. Bunların acaba hangisi böyle bir kısmete konabilir deyip böyle geniş açıkta düşünmek var tabii yani. Tercih anacığım, tercih. Ne tercih ya? Hangi kısmet Melihat, ne diyorsun sen ya? Ben bir şey demiyorum Mevkoş'um, her şeyi sen diyorsun. Dedirtiyorsun ama. Vallahi billahi yani insanın adı çıkacağına canı çıksın demişler yani. Bu mahallede ne söylense hemen Meloş'tan bilir. Ay hadi çay bitmiş, ben gideyim de çay demleyeyim bari. Demleme de içmeyelim de Melihat. Bak vallahi iki bardakta düdüklü tencereye çevirdim beni. Nereden buhar çıkartacağım bilmiyorum şu anda. Ay kız içelim içelim. Dur bak daha neler konuşacağız. Oho. Gel Deren gel. Müsait miydi? Haberleri gördün mü diyecektim. Sen de ona bakıyormuşsun. Ya çok efsane bir gece olmadı mı Deren? Ha? Evet çok ses getirdi gerçekten. Ama tabii asıl golü atana teşekkür etmek lazım. Yok canım benim işim bu sonuçta. Yok yok deme öyle Deren. Yani Sanem olmasa bütün bu hazırlıkların hepsi fiyasko ile sonuçlanacaktı. Heh, bak geliyor. Bir alkış. Günaydın Deren Hanım. Ne yapıyorsunuz anlamadım şu anda. Seni alkışlıyoruz Sanem. Günaydın bu arada. Zekanla ajansımızı zirveye taşımanı alkışlıyoruz. Zekayla oldu değil mi onlar? Gerçekten hepimiz hayretler içindeyiz, çoktayız. Ay ya çok teşekkür ederim. Utandırıyorsunuz beni. Utanmazsın sen. Ha? Diyorum ki sen utanmazsın diyorum. Çok özgüvenlisin ya. Böyle gurur duyarsın yaptıklarınla diye düşünüyorum. Bir de tabii neyi alkışlıyoruz? Artık alkışlamıyoruz çünkü yetti bana. Alkışlamam ben yani. Bir de yapılacak çok iş var. Yani böyle sohbet nereye kadar? Kompens yüzünden bütün küçük müşterilerin işleri sarktı. Bir sürü reklam metninin yazılması lazım bugün. Aynen öyle. Ben de tam olarak bundan bahsediyorum zaten. Karşımızda Deren Hanım. Ajansımızın yeni metin yazarı duruyor. Stajyer yani. Öyle. Bayağı bildiğin kadrolu metin yazarı. Nasıl yani şimdi ben? Evet Sanem, evet tebrik ediyorum şu an seni. Artık ajansımızın kadrolu metin yazarı oldun. Ya! İnanmıyorum! Can! Bey! Yani Can Bey! Can'ın yeni koordinatörü Sanem gümbür gümbür geliyor de. Sonunda! Sonunda! Metin yazarı oldum ben. Deren tebrik etmeyecek misin Sanem'i? Tebrik edeyim. Tebrik ediyorum. Sanemcim sen artık bundan sonra kim bilir hangi pozisyonlara böyle zıp zıp. Değil mi? Ben gideyim çalışayım. Sonuçta normal bir çalışanım ben. Sayın metin yazarı, efendim? Siz de müsait olduğunuz zaman artık teşrif ederseniz beraber çalışacağız. Çayım bitsin geliyorum Deren Hanımcığım. Bekletmeyeceğim sizi çok. Gelirim yani. Deren sen duyurursun herkese Sanem'in yeni terfisini. Tabii ki.
Sonuçta bu mutlu haberi ilan etmek bana düşer. En çok bana düşer. Gideyim ilan edeyim. Ay, inanmıyorum. Gel gel. Gel gel sana fotoğrafları göstereyim. Bekleyeceğim. Ama şimdi sen böyle bakarsan... Nasıl? Hadi gel beni öp gibi. Öyle mi bakıyorum ben? Biraz öyle oldu. Şu an hala uluyor. Neden öpmüyorsun o zaman? Hı? Yani sen benim sevgilim değil misin? Hı. Patronum musun yoksa? Can mısın, can beyim misin? Öpmeyecek misin? Hı? Öpmeyecek misin değil o yani. Bir... Hoşuna gidiyor değil mi şu an benim böyle zor durumda olmam? Böyle acı çekiyor olmam. Hoşuna gidiyor değil mi şu an? Yani... Sevgili olana kadar az zorlanmadık. Sene çileler çektik. ...12-13 Aralık. Alışveriş günleri 12, çarşamba, 13, perşembe, Volkswagen Arena'da. Volkswagen Arena'da. Birbirlerini seviyorlar Deren, görmüyor musun? Ben de seni zeki bir kadın sanardım. Ne olur öyle bir şey olmasın, ne olur bu kadar benim başıma gelmiş olmasın. Sevgililer mi şimdi? Sevgili olabilir mi? Kesin sevgililer işte. Sevgili miymiş? Biliyordum, biliyordum. Deren Hanım. Buyurun, kahveniz. Mersi. Afiyet olsun. Ben bunların hepsini kaldıramam. Ama çok fazla okudum. Onları ikimiz birbirinden kadar karıştırmamamız lazım. Yani sen onları tekrar çıkarsan, çıktısını alıp bana göstersen. Tamamdır. Direkt sana getiriyorum o zaman onları. Leyla. Direkt sana getiriyorum değil mi? Ha, evet canım. Tamam. Bana getirirsin. Hem o kız kim sen kim? Biz ikimiz aynıyız. Biz ruh eşiyiz. Artık bunu sen de kabullensen iyi olur. Emre Bey, girebilir miyim? Gir tabii. Nasılsınız? İyi, sağ ol. Bir şey mi vardı? Yok, ben geldiğinizi görünce... Şey, bir de bunlar imzalanacaktı. Buyurun. Emre Bey, bir şey mi oldu? İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Birazcık kafam dağıldı bu ara. Tamam. Teşekkürler. Kızlar, kızlar biraz önce ne duydun biliyor musun? Dedi ki, Can Bey'le sana biliyor musunuz ya? Cey Cey, ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Gözlerim tutuldu. Belim tutuldu. Tam yatıyordum yatağa. Yatamadım. Bu şekilde kaldım. Sabaha kadar böyle ya uyumadan öyle kaldım. Sonra Deren Hanım aradı onun sesiyle. Anca o. Kendime geldim evet. Çok geçmiş olsun. Bir şeyler de anlatsaydın. CC. Efendim? Kahve. Kahve. Deren Hanım. Alayım ben onu. Şöyle bir şey varmış, bir dergide okumuştum. Çok kahve tüketen insanlarda kemik erimesi oluyormuş.
kahve. Çok tüketen insanlarda kemik erimesi oluyormuş. CC biliyor musun? Bugün karar verdim. Ne yaparsan yap sana bağırmayacağım. Kahve! Kemik erimesi oluyormuş. Kahve! Kemik erimesine yol açıyormuş. Kahve! Erisin, erisin kemiklerin. Bağırıyorsun dibimde. Arkadaşlar, geç şuraya. Duyuru yapacağım. Geldiniz mi hepiniz? Evet. Arkadaşlar, hepimiz toplandıysak bir duyurum olacak. Şirketimizde bir takım pozisyon değişiklikleri oldu. Sanem arkadaşımız artık stajyer değil. Evet, kendisi de geliyor zaten. Hı hı. Buyurun. Buyurun, biz gıyabınızda konuşuyormuş gibi olmayalım. Buyurun. Sanem arkadaşımız ajansımızda metin yazarlığı pozisyonuna yükseltildi. Bravo. Çalışanlar gerçekten karşılığını bravo alır. Ya, ya. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Tebrik ederiz. Çok emek verdim. Verdim. CC biliyor. Bravo. Çok uğraştım. Çok çalıştım. Tebrik ederim sana. Teşekkürler Can Bey. Deren, ben çıkıyorum. Nereye Can Bey? İşim var senin. Sizin işiniz burada değil mi? Ne işiniz var ki? Başka türlü iş senin. Ne iş var ki acaba yani? Sanemciğim, patron ya kendisi. Biz hesap soramıyoruz normal olarak. Ha ileride ama sen eğer o mertebelere çıkarsan inşallah, ki senin hızında hiç zor değilmiş gibi görünüyor bana, sen o zaman hesap sorarsın. Efendim CC. Deren Hanım, başka pozisyon değişiklikleri de var mı acaba? Açıklar mısınız? Bu ne CC? Konumuz bu mu şimdi? Sana bağırmayacağımı deklare etmiştim CC. Kahve. Ben getireyim. Deroş, bir pozisyon değişikliği var mı benimle ilgili? Hı? İnsanların içinde mi söyleyemiyorsun? Söyleyebilirsin şu an. Biliyorum olduğunu. Hadi, hadi söyle. Hangi bölüm, hangi departman? Yükselt beni Dero. Yükselt, yükselt. Tepelere götür beni. Açıkla. Sen beni sınıyor musun CC? Ha? Bağırmayacağım CC sana. Sana bağırmayacağım CC. Hangi departman? Kahve bile getirmiyorsunuz artık bana. Benim sözüm artık sıfır değil mi? Hiçbir geçerliliği yok değil mi? Deren Hanım, hangi departman? İyice uçtun sen iyice. İyice uçtun. İnsanların içinde söyleyemiyor. Yükseleceğim, ben göreceksin. Ben sana öyle bir şey söyleyeceğim ki ağzın açık. Sus! Kovdurturum seni. Pozisyonum değişince seni kovdururum. Terbiyesizlik yapma. Beni kovduracak. Nereye gitti şimdi sence? Bilmem. İşi varmış. Ne işi varmış? Bilmiyorum, söylemedi. Onu diyorum Saftirik. Sensiz ne işi varmış diyorum dışarılarda. Evet, değil mi? Ne işi var? Sevgili değil misiniz siz? Sevgiliyiz. Madem sevgilisiniz, senin bilmediğin ne iş olabilirmiş acaba? Seni otoparkta bekliyorum. Bir bahane uydurup çık sevgilim. Ne oldu? Sustun, ne oldu? Fesatsın sen, fesat. Deren Hanım, ben size bir şey soracaktım. Sanemciğim, şu anda müsait değilim de ben. Hem sen de metin yazarı oldun ya artık. Yazılı olarak haberleşelim diyorum bir sürü. Mail ortamında falan, nasıl? Profesyonel olarak ilerleyelim diyorsunuz. Aynen öyle diyorum. İyi çalışmalar. Teşekkür ederim kahve için. CC. Efendim. Ne oldu buna iyice ya? O sinirlendi, iyice manyaklaştı o. Delirdi o, iyice delirdi. Yani şeyden, çığırından çıktı kadın. Tamam. Benim şimdi çıkmam lazım. Hı hı. Beni idare ediyorsun, tamam mı? Nereye çıkıyorsun Sanem? Ha? Söyle, söyleme ya da sır falan gibi bir şeyse söyleme. Söyle, azıcık söyle, merak ettim. Biraz söyle, hepsini söyleme. Acil. Acil, acil de idare edemem ben. Olmaz, görmüyor musun kadın? İyice delirdi, sen söyledin. Sen benim en yakın dostumsun. Becerirsin. Evet. Ay tatlı arkadaşım benim. Böyle kullan. Böyle duygusallığımı bir silah gibi kullan bana, istismar et. Cecek, cecek. Efendim, efendim.
Nereye gittin? Ne bileyim nereye gitti Güliz? Hemen böyle bitme her yerde, bilmiyorum. Ama konuşuyordunuz, duydum ben. Bir şey falan konuşmuyorduk, saçmalama Güliz. Aa. Buradasınız demek. CC Güliz, ben düşündüm de hep iş iş iş, birbirimize hiç vakit ayıramıyoruz. O yüzden dedim ki birlikte yemek yiyelim. O yüzden üçümüze yemek sipariş ettim, hiçbir yere kaybolmayın. Tamam mı? Olur. Hadi bakalım. Altından ne çıkacak acaba? Ne oluyor ya böyle iyilik meleği gibi? Bilemedim. Sen söyler misin? Ya ne derdi ya? Asıl ben çok korktum. Neden? Ve ajansta herkesin içinde tutup seni kucaklayacağım diye çok Biz böyle hep bu otoparkta mı buluşacağız? Ya daha güzel otoparklar var. Böyle manzaralı, şahane, tam buluşmadık. Orada da buluşabiliriz. Ya dalga geçme. Hadi gidelim, gel. Nereye? Sürprizli canım sevgilim. Sevgilim. Nasıl acıkmışım var ya. Nasıl acıkmışım. Oh, ben doydum. Afiyet olsun, hoşça kalın. Nereye Cece? Otur. Deren Hanım bekler. Deren Hanım bekler. Tabii ama Deren Hanım neyi bekler? Deren Hanım bir takım soruların cevaplarını bekler. Neden bekler? Hangi cevabı bekler? Kimden bekliyor? Sizden. Cece, gitme. Bekle. Tamam. Sabrımın sonuna geldiğime göre direkt konuya gireceğim. Eveleyip geveleyeni yakarım. Ben görmedim, duymadım, bilmiyorum. Öyle obadadır. Kim? Sanem. Onu sormuyorum CC. Oh. Yani Sanem'i soracağım da başka şekilde soracağım. Biz şu kapıyı kapatayım, rezilliğimiz duyulmasın. Kimse de kapı duymasın. Kapı kapanıyor. Kapı kapanıyor. Evet. Evet. Soruyorum. Sanem'le Can birlikteler mi? Daha doğrusu dilim varmıyor ama ikisi sevgili miymiş? Sevgili miymiş? Sevgili miymiş işte, ben size soruyorum. Siz sordunuz, ben bilmiyorum ki. Siz bir şey biliyorsunuz demek ki sorduğunuza göre. Siz bildiğiniz için şu anda biz biliyoruz. Tam da bilmiyoruz, net değil çünkü. Siz biliyorum dediğiniz için biz öyle biliyoruz gibi şey algılanıyor. Şu anda ben bilmiyorum. Sevgiliymiş diye siz başlattınız. Senin anksiyeten tuttu CC. Senin var dilinin altında bir şey. Tamam, kilitlendin sen, Güliz. Deren Hanım, ben de sizden duydum ilk. Siz söylediniz, ben şok oldum. Nasıl benden duydun, nerede? Siz odanızda mırıldanıyordunuz sevgililer diye, öyle duydum. Aa, Güliz sen gizli gizli Deren Hanım'ı mı dinliyorsun? Aa! Saçmalama Cecil. Yalancı, sizi dinliyor Deren tamam, Hanım. Tamam, konuyu değiştirmeye çalışmayın. Tekrar soruyorum, Can'la Sanem birlikteler mi? Ya ben bilmiyorum Deren Hanım, ben bilsem zaten laps diye söylerim. Tutamıyorum ki içimde ben. Sır falan saklayamam. Söylesene Güliz, biraz destek çık. Ben de hemen söylerim mesela. Sizin sormanıza gerek de yok. Siz mesela odada otururken ben gelir söylerim. Böyle böyleymiş derim. Söylerim, derim ki ormanda Can'la Sanem derim. Ne işte, o öyle türlü öğrenemiyorum. O öyle ne demek CC, ne olursun. Siz bizi yemek ısmarlayacaktınız. Bu yüzden buraya davet ettiniz. Altında başka şeyler varmış. Çok teessüf ederim. Demek ki insanlık neymiş? Ölmüş. Ben gidiyorum. Bu yemeği de yemiyorum. Doydum ben. Hoşça kalın, bay bay. Tamam Güliz, sen konuş, sen cevap ver bana. Deren Hanım, ben sizin yalancınızım. Bilmiyorum. Ama hiç kimse bana bir şey anlatmıyor. Bilgi akışı yok. Mesela ne olacak? Gelecek nasıl şekillenecek acaba? Benim kendim bir takım şeyleri hazırlamam gerekiyor Güliz. Bu yemek de hiçbir işe yaramadı. Evet. Nihayet baş başa kalabileceğiz. Baş başa derken? Yani az sürünmedik bu noktaya gelene kadar. Değil mi? Yani ne çektik be? Arkadaşlık mevzumu sündür sündür sündür. Bitemiyordu az kalsın. Yani bu sevgililik olayı da çok ani oldu. Arkadaşlık yani. Tamam, zor tarafları da oldu tabii de sonuçta arkadaşlık. Evet. Şimdi sevgiliyiz. Canım sevgilim benim. Sana bir şey söyleyeceğim. Anlıyorum, annenler bilsin istemiyorsun. Anlıyorum yani. Şimdilik. Şimdilik tamam. Saygı da duyuyorum buna. Ajanstakiler de bilmesini istiyorsun. O da okey. Onu da anlıyorum da.
Bu gidişle biz de bilemeyeceğiz gibi geliyor. Yani biz artık bilsek mi sevgili olduğumuzu, bir farkına varıp ona göre davransak mı? Hı? Ben artık kimseye karşı rol yapmadan canımın istediği gibi davranmak istiyorum sana. Kalbimi duy istiyorum, kalbini duymak istiyorum. Ben sana çok aşığım sana. Ben de sana çok aşığım. O zaman sevgililik başlasın mı? 3-2-1 mi o zaman? Başla. Hocam burası da mahallemizin bakkalı. Mevkime teyze, merhaba. Merhaba çocuğum, hoş geldin. Hoş bulduk. Nihat amca yok mu? Mal almaya kadar gitti, yarım saate kadar gelir. Mevkime teyzeciğim de mahalle derneğimizin başkanıdır. Yani etrafınızda gördüğünüz bütün güzellikler kendisine ait. Estağfurullah. Benim oynadığım dizi var ya, oraya bir mahalle gerekiyordu. Ben dedim bizim mahalleden güzel mahalle mi bulacaksınız, getirdim buraya. Çok iyi etmişsin, çok iyi etmişsin. Hoş geldiniz. Merhaba efendim, hoş bulduk. Mahallenizde bir huzur var. Havası, atmosferi müthiş. Sanırım çekim burada yapacağız. Süper. Güzeldir mahallemiz Allah için. Seninkiler bayağı televizyona çıkacak ya Aysu. Ha? Hoş geldiniz. Ufak tefek kusurları dışında da. Ben Aysun Kaya'ya çekim yapmak için gelmişsiniz galiba. Evet. Yalnız burası mahallemizin biraz varoş, salaş bölgelerindendir. Daha hijyen, daha steril yerlerimiz de var. Benim evim orada. Siz şimdi konakta arıyorsunuzdur. Konağımda sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyacağım. İnce teklifiniz için teşekkür ediyorum. Yalnız biz sıcaklık ve samimiyet arıyoruz. O da burada var. Sıcaklık ve samimiyet dedi hocam. Demek ki seninle alakası yok isterim. Hadi isterim, hadi. Hadi git. Hocam gayet uygun mekanlar. Hocam hava da güzel görünüyor. Doğal ışıkla durumu kurtarabiliriz. Arkadaşlar harikasınız. Süper bir haber bu. Bakkal olarak da burayı kullanabilir miyiz? Aa tabii, ne demek. Buyurun buyurun. Ay, konağımı bakkal olarak kullanabilirsiniz. Siz buyurun şöyle şey yapmayın. Şurada hemen konağımız da şu tarafta. İhsan konağa bakıyorsun. Bıraksana adamı. Şurada hemen yakın çocuk. Ya istirham ediyorum. Ya bir dakika. Yavrum bırak. Ya bak. Ya Mevkime teyze. Ama böyle olmazsın ya. Tutsana Aysun teyzeyi sen de. Allah Allah. Ne oluyor? Muzaffer. Evet. Muzaffer. Tatar Muzaffer. Hatta roket Tatar Muzaffer. Biz ölümü içimize içtik diye giyip de geldik gülüm. Mermileri yaladık. Carcörleri emikledik. Kafanızı sıkarım ha. Kafanıza sıkarım mıydı? Kafanıza sıkarım ha! Başkan, ya Muzaffer ne yapıyorsun? Kendine gelsene. Ne oldu? Kestik mi? Kestik mi? Kestik mi hocam? Hocam, nasıldı? Evde çalışıp geldiğim bir kompozisyon. Gerçekten inanılmaz bir inandırıcılığım var değil mi? And the Oscar goes to Muzaffer. Minnet deli Hasret, ben akıllıya. Bu ne oğlum? Deli misin? Hasta mısın? Bu ne ya? Nasıl? Silah işte. Ayrıca kuru sıkı bir silah. Bak. Hayır hocam, hayır. Anacığım, hayır. Hayır, insan ha. Ya hayır, kuru sıkı. Vallahi kuru sıkı. Gerçek bir tabanca değil. Ben gerçek tabanca. Bak, bak. Ay. Aç mıyız? Aa evet, açız. Ben hemen o zaman şey yapayım. Ne? Makarna ne? Suyu koyayım. Makarna yapayım, makarna, evet. Makarna diyorsun. Bolognese o zaman. Bolognese mi? Aa, yok. Yani ben bolognese sos yapmayı bilmiyorum. Şey diye düşünmüştüm açıkçası. Ay başım döndü. Şey diye düşündüm. Ne? Kıymalı domates soslu makarna. İşte aynı şey zaten. Bolognese kıymalı salça. Bolognese deyince bir şey biliyormuş gibi. Nasıl ya? Yani ben şimdi bolognese sos yapmayı biliyor muyum? Bayağı bayağı biliyorsun bir tanem. Bir tanem. Bir tanem. Bolognese renginde tencere. Bu da tencere işte. Hı hı. O zaman önlük. Çünkü bugün çok şıksın. Üstün başın kirlenmesin. Bunu takalım. Teşekkür ederim. Rica ederim.
Çok güzel makarna yaptım. Ha, çok kötü yandı. Uf ya. Çok dans ettik ama. Ne yapacağız şimdi? Aç kalacağız biz. Kalmayız ya. Öf. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler, pizza siparişiniz. Ne kadar? 79.90 efendim. Küsurat diyorsun. Evet. 10 kuruş istesem ya senden şu an. Kalsın ha. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben sana inanamıyorum. Sen ben yemek yaparken pizza mı sipariş ettin? Yani yapamayacağımı düşündün yemeği. Asla öyle bir şey yok. Sakın yanlış anlama. Yani ben alternatif olsun diye, tek yönlü beslenmeyelim, çeşit olsun diye bunu söyledim. Ayrıca mutfakta zaten bayağı iyisin. Ama şunu kabul etmeliyiz, mutfakta bayağı iyi. Yani sana iyi dayandı. Gerçekten. Yani kaderimse çekerim dedi, helal olsun. Şu an bence burası müzik. Dalga geçiyorsun benimle. Resmen benimle dalga geçiyorsun şu anda. Aşk olsun. Aşk olsun. Aşk. Bence de sadece aşk olsun. Başka bir şey olmasın. Küstüm ben sana. Küstün. Evet. Niye? Hı. Şaka yapıyorum ama ben didişiyorum sevdiğimle. İnsan sevdiğiyle didişir ya, öyle bir şey. Yani ben bu mutfağa alışkın değilim. Yani yoksa bu soğan burada olur mu? Ben bu kadar dağınık çalışır mıyım yoksa? Ya alış o zaman ufak ufak. Hı? Yani alış ya da nasıl istiyorsan kafana göre öyle düzenle, istediğin gibi olsun. Sevgilin değil misin? Sevgilinim. Evet, sevgilim. Sana yangın tüpü de alırım. Tertemiz, mis. Rahat rahat çalışırsın, kafan rahat olur. Ah, bayandan. Bayandan, sahibinden, avukattan böyle temiz bir şey bulurum, kelepir. Bir şey diyeceğim, çay hazır mı? Makarnayı yakmış olabilirim ama çay hazır. Oh, oh, süper, süper. Film seçtik mi peki? Onu da seçtim. Bu da güzel. Gömsek mi artık şunları? Hadi. Zaten ben pizza yemek istiyordum. Makarnayı kim çıkardı? Anlamadım. Mutfağı böyle bırakıyorum ben. Çayı şey yapıyorum. Bir şey yok mutfakta zaten. Belki makarna yapamıyorsun ama çok iyi çay demliyorsun Sanem. Böyle kutudan mı yiyeceğiz? Ben tabak getireyim. Gel buraya, gel. İptidai bir şekilde yiyeceğiz. Yani aşktan bütün dünyayı unutmuş üşengeç sevgili modelleri vardır ya, böyle. Sevgililer böyle mi pizza yiyor? Yani günlerce iki aşık insan aynı koltukta, yatakta yan yana durup dış dünyada olan biteni aldırmaz ya. Öyle bir izle bence. Anladım. Biliyor musun? Benim senden önce hiç erkek arkadaşım olmadı. Gerçekten mi? Güzel haber bu. Şaşırdım ama sevindim de. Şaşırdın mı? Hmm. Gerçi senin çok kız arkadaşın olmuştur. Daha önce kalbime ulaşabilen hiç kimse olmadı senden başka. Şimdi ben senin ilk aşkın mıyım yani? Hı? Hı hı. Sen de benim ilk aşkımsın. Zaten gerçek aşk bir kere olmaz mı bu hayatta? Ben filmi başlatayım o zaman hemen. Ay yok. Açmıyor, kesinlikle açmıyor. Ulaşamıyorum. Hah. Ceyda Hanımcığım. Ben maalesef Can Bey'e ulaşamıyorum. Kesinlikle ulaşamadım. Beren Hanım, ben de aynı şeyi söylüyorum. Sabahtan beri Can'a ulaşamıyorum. Ama ulaşmanın bir yolunu bulacağız illaki. Nereye sorsam diye düşünüyorum. Siz de biraz sinirli gibisiniz.
aceleniz var. Haklısınız. Ne bu ısrar artık ya? Koskoca şirket CEO'su şahsi olarak koşturur mu bu işlere? Koşturur Güliz. Her şirkette bir CC yok. Ofis boy mu diyorsun? Yazıklar olsun diyorum şu an. Sen onu bunu bırak da Deren Hanım'ın gözleri Sanem'i arıyor. Birazdan sana patlayacak. Ben o zaman gözlerimi de durmayayım. Tamam. Geliyor, geliyor. La la la. CC. CC. CC diyorum. Sanem nerede Sanem? Çıkarır mısın şunu, iyice delirteceksiniz beni ha? Sanem nerede? Sanem lavaboda. Tamam söyle, lavabodan çıktığı gibi derhal yanıma gelsin. Gelemez. Ne demek gelemez? Gelemez çünkü midesini bozmuş, çaçır olmuş. Hastaneye bile gitmiş olabilir şu anda, bilmiyorum yani. En son oradaydı ama hastaneye de gitmiş olabilir. Ajansta olmayabilir şu an. O kadar gereksiz ayrıntı veriyorsun ki, ayrıca çok iğrenç. O Sanem'e söylüyorsun, buraya geliyor. Sanem'i aramıyorum. Ama projenin koordinatörü ya kendisi, belki onu gör. Hiç gerek yok. Can'a ulaşmam lazım benim. Şöyle yapalım, ben odasında bekleyeyim. Siz ona ulaşınca bana haber verin. Olur mu? Tabii, nasıl arzu ederseniz, ben de eşlik edeyim size. Görüşürüz. Aynen öyle. Tabii, lavaboda değil mi? Lavaboda değil ki Sanem. Lavaboda mı olsun, arkadaşın cırcır mı olsun isterdin? Ben onu demiyorum CC. Ben diyorum ki Can Bey de yok, Sanem de yok. Tesadüf mü bu? Ayrıca bu tesadüfse artık kaçıncı tesadüf? Hem biz bunca zamandır bu şirkette çalışıyoruz, terfi alamıyoruz da Sanem Hanım nasıl oluyor, bir düşünür müsün? Ne terfisi bekliyorsun sen Güliz? Hı? Gıybet terfisi mi? Gıybet süpervizörü mü olacaksın? Sürekli dedikodu dedikodu var 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 var, her yerde dedikodu yapıyorsun. Ne terfisi bekliyorsun? Çalışmıyorsun ki. Kız çalışıyor, hakkıyla terfisini kazanıyor. Dinlemiyorum seni. Kız hakkıyla terfi aldı. İşinize gelmeyince Sanem. O dosya değil, o kırmızı ya arkadaşlar. Ben olmayınca yani biraz ters köşe oldu ama güzel finaldi bence. Beğendim. Evet evet, güzeldi final. Ha. Sen ağlıyor musun gerçekten? Ha? Çok kötü bir final. Çok seviyorlardı birbirlerini. Sana iyi gelecek bir şey var bende. İyi geldi gibi. Hı. Biz bu hataları yapmayalım. Çok saçma. İbretlik yani. Bence de. Çok anlamsız. Değil mi? Saçma sapan sebeplerden. Ayrıldılar falan. Telefonumun sesi kısık. Ah, telefonumun sesi. Telefonumu CC arıyor. 50 cevapsız arama mı? Deren Hanım 30 kere aramış. CC 50 kere aramış. Ben yandım. Ay vallahi ya. Ben gidip telefonla konuşayım o zaman. Hatta benim şu anda çıkmam lazım. Ben o tarafta konuşuyorum. Seni arıyorlar mı? Oy oy. Tamam, ben şurada konuşuyorum. Alo. Sanem neredesin sen? Çıktım. Çıktım çıktım, geliyorum. Dur sakin ol. Cırcır ettim seni. Mideni bozdum senin. Anlamadım. Söyleyecek başka bir şey bulamadın mı? Bulamadım. Bulamadım başka bir şey. Bahane de beğenmiyorsun. Hastanede yatıyorsun sen şu anda, tamam mı? Ne? Nasıl yani? Şöyle ki, oturduğun yerde ajansa da gelme bugün. Bence sen beni kovdurmaya çalışıyorsun ama neyse. Konuşacağız seninle CC. Tamam Deren, anladım da geleceğini haber vermemiştik Ceyda. Tamam da sabahtan beri ben ne yapacağımı şaşırdım. Kadın CEO sonuçta. Biz de koskoca ajansız Deren, unutma. Biliyorum da sabahtan beri bekliyor burada. Önemli bir şey söyleyecek herhalde. Ne yapayım ben? Sen neredesin? Evdeyim şu an. Tamam tamam, geliyorum ben. Tamam, görüşürüz. Baba. Çeneni. Kapat çeneni. Kapat şu telefonu artık. Benim galiba şirkete geçmem lazım. Dumanlar çıkmaya başlamış. Şirket mi yanıyor? Yok, kafalar yanmış o yüzden. Ha. Ben seninle gelemiyorum. Yani şirkete gelemem. Çünkü CC hastanede olduğumu söylemiş. Yine güzel işte, burada beklersin akşama kadar beni. Sonra yine akşam birlikte olursun. Akşama mı? Akşam da mı? Ama daha evinde bu sefer, baş başa. Gece gece, daha evinde. Olmaz mı? Olur. Olur, olur. Ama benim şimdi çıkmam lazım. O zaman çıkalım, ben mahalleye bir gideyim. Annemle bir konuşayım. Tamam, birlikte çıkalım. Tamam. 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 Sen de işlerini hallet. Evet. Akşam birlikteyiz o zaman.
Bir şey diyeceğim. Ha. Sürprizim var sana. Gerçekten akşam. Vallahi billahi. Sevgililer birbirine sürpriz yapar.